Çekiyor musun? Elimde kağıt o. Ya tabii Fenerbahçe maçını kaybettik. Öncelikle hani kendi sahamızda 3-0 gibi olunca biz çok üzüldük. Ama hayat devam ediyor ve toparlanmak zorundayız. İyi yaptığımız şeyler vardı. Yapamadığımız şeyler de vardı. Bazısına Fenerbahçe müsaade etmedi. Bazısına biz hayata geçiremedik. Tabii onlar hakkında biraz daha çalışmalara başlayacağız. Bugün başladık. O konu hakkında biraz daha antrenman dozajını ona göre ayarlayacağız. Eskişehirspor, ben geçmişte formasını giydim hem de yani çok sevdiğim camialardan bir tanesi. Ligden düşmeme için mücadele ediyorlar. Şimdi futbolcu grubuna da aynısını söyledim. Yani Eskişehirspor'un taraftarı yani Türkiye'de markalaşmış taraftarlardan bir tanesi. Yani daha İstanbul'da bazı şeyler oturmamışken taraftar anlamında Eskişehir çok şeyi başarmıştı. Çok önemli bir camia. Yani onun için rakibe saygı duymamız lazım. Onlar da düşmeme mücadelesinde önemli mücadele gösteriyorlar ve bizim maçı muhtemelen final havasında geçecek. Biz de buna en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor. Yani biz de orada kulübümüzü, kendimizi iyi temsil etmemiz gerekiyor. Rotasyon yaptınız demiştiniz Fenerbahçe maç öncesi. Özellikle orta sahada. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe maçındaki? Ben memnunum. Yani ilk yarı iki şut atıldı. Bir tanesi gol oldu. Yani Şener'in pozisyonu. O da çok bariz değil. Bizim kalecimiz yere yatmadan mağlup olduk. Aynı şekilde Volkan da aynı şekilde dengeli bir maç geçti. Ya ben memnunum oyuncuların performansından. Ya bazen bir iki tane oyuncu yani maç içerisinde değil de hani sonradan takviye edip maçı döndürmeye uğraştık ama oradaki oyuncular çok adapte olamadı maça. O biraz da Fenerbahçe'den de kaynaklandı. Hem alana adam savunmasını çok iyi yaptılar. Yani rotasyondaki oyuncular, bilhassa Soner'in performansı beni mutlu etti. Bilmiyorum. Soner sakatlık vardı. Pardon, Alper sakatlanmıştı. Durum nasıl? Arka adele de yırtık oluştu. Yani yaklaşık 3-4 hafta Alper'den faydalanmayacağız. Son Douglas ve Sami'nin durumu nasıl? Douglas Brezilya'da zaten tedavi görecek. Yani o da 3 hafta yok biliyorsunuz. O dizinde ödem oluştu Galatasaray maçında. O kaleciyle çarpıştığı pozisyonda. Sami bugün düz koşularda başladı. Hafta sonuna yetişir mi onu tam bilmiyorum. Ama kesinlikle Alper'le Douglas yok. Yani bizim tercihlerimiz de %100 doğrudur demiyorum. Ya biz inandığımız şeyi sahaya çıkarıyoruz. Tabii ki bu tartışılabilir. Yani iyi olur, kötü olur. Biz kendi içimizde onu değerlendiriyoruz. Tabii kamuoyu da bunu eleştirebilir de. Ya buna da saygı duyarız yani. Doğru olmuştur, yanlış olmuştur. Ama maçın biz adaletli davranıp hani formayı isteyen oyunculara vermeye gayret ediyoruz. Aynı gün ulusal bir gazetede tam sayfa röportajınız çıktı. Orada tabii belki röportajı yapan kişinin sivrettiği cümleler vardır. Çok iddialı sözleriniz vardı. Yok, iddialı değil yani. Ben iddialı olmaktan kaçarım bir kere. Sadece benim mesleğimle ilgili bir şey soruldu. Ben de onun karşılığında cevap verdim. Ya onun için de o konuda fazla yorum yapmak da istemiyorum. Hani şimdi bir berbere de gitseniz deseniz ki tıraş yapabilir misin? Yapabilir. Bana da hoca olarak bir takımı çalıştırabilir misin? Tabii çalıştırabilirim ama ben bir takım arayışım yok. Ben Akhisar'da çok mutluyum. Seneye de önemli planlarımız var Akhisar'da. Hani onun için o yanlışlığı düzeltmek lazım. Yoksa hani çalıştırmaya bakarsan her takımı çalıştırabiliriz Allah'ın izniyle. Ondan yana kendimizden bir çekincemiz yok. Kendimizle ilgili mütevazı oluruz ama işimizle ilgili mütevazilik bize de yakışmaz. Yani. Teşekkür ederim. Ama işte siyasetçiler bastı. Ankara'ya gittiğimizde burada sadece ben söyledim. Anasını da beraber yapıyorum. Bunu doldu diye verdim. Bunu verirken Cumhurbaşkanı'na Akses Spor yeri diye demiş. Bize zarar verilmiş gibi demiş. Kaleye isabet, haydi bak. Kaleye isabet, evet.
Gidiyor mu? Gel çocuğum barış. Sen bir...